İyi akşamlar sevgili izleyicilerimiz. Bir Objektif'te Şanlıurfa'da sizlerle birlikteyiz. Bu akşam stüdyomuzda siyasetçi bir konuğumuz var. 30 Mart yerel seçimlere doğru zaman hızla ilerlerken Güneydoğu Televizyon olarak Şanlıurfa'da seçimin nabzını tutmaya devam ediyoruz. Bu akşam da stüdyomuzda Milliyetçi Hareket Partisi Büyükşehir Belediye Başkanı adayı ve Şanlıurfa Spor Kulübü eski başkanı Sayın Mustafa Kemal Saraçoğlu var. Sayın Saraçoğlu hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum Sayın Bayık. Ekranları başında bizleri izleyen tüm Şanlıurfalı hemşerilerime ve izleyicilerimize iyi akşamlar diliyorum. Evet. Sayın Saraçoğlu, Şanlıurfa Spor'u şampiyonluğa taşıyan efsane başkanlardan biri. Kendisi Şanlıurfa Spor'da bir ilki gerçekleştirdi ve tüm Urfalıların gönlünde taht kurdu. Sayın Saraçoğlu şimdi de Şanlıurfa'da Milliyetçi Hareket Partisi'nden Büyükşehir Belediye Başkan adayı. Efendim öncelikle şu anda sahadasınız, halkımızla görüşüyorsunuz, seçim çalışmaları çerçevesinde her gün farklı bölgelerde seçim propagandası yapıyorsunuz. Ben şu anda Kemal Saraçoğlu sahada neler yapıyor hem onu sorayım hem de halkımız sizden neler istiyor, neler nasıl bir çalışma içerisindesiniz, bunları bize bir anlatır mısınız? Yaklaşık Sayın Bayık iki buçuk aydır sahadayız. Gerçekten yoğun bir tempoda çalışıyoruz. Halkımızla iç içeyiz, esnafımızla iç içeyiz, köylümüzle iç içeyiz. İlçelerimizi gezdik. Çok güzel anılar da bıraktı bu bize. Ama tabii ki biraz yorucu, meşakkatli bir yol siyaset. Ama tabii memlekete hizmet amacımız olduğu için bu biraz yorgunluğumuzu hafifletiyor. Yine bu hafta esnaf gezileri yaptık. Birecik ilçemize gittik. Birecik ilçemizde bizi bir mehteren marşıyla karşıladılar. Mehter takımı bizi çok güzel bir karşılama yaptı. Birecik halkı, esnafı yoğun ilgi gösterdi. İnşallah ben bu Birecik seyahatinde artık Birecik'i alacağımıza inanmaya başladım. Gerçekten adayımıza yoğun ilgi var Birecik'te. Onun için güzel geçiyor seçim çalışmalarımız. Ama tabii ki üzücü anlarımız oluyor. Bazı esnaf kardeşlerimiz iş yerlerini kapatacaklarını söylüyorlar. Zaten artık gün be gün iş yeri camlarında kapatıyoruz yazısı görmeye başladık. İş yerine giriyoruz, moral bozuk esnafın, ne oldu falan, neden kapatıyorsunuz, iş yok başkanım diyor. Tabii bu bizim biraz seçim çalışmalarımızda bizleri üzüyor. Yani halkımız gerçekten sıkıntılı bir süreç geçiriyor. İyi değil yani, durumlar iyi değil Sayın Bayık. Allah tüm Türkiye'deki esnaf kardeşlerimizin hepimizin yardımcısı olsun diyorum. Bu da bizim seçim çalışmalarımıza biraz gardımızı düşürüyor. Tabii ki işi muhakkak iyi olan kardeşlerimiz de var ama inanın halkın %90'ı mevcut durumundan memnun değil. Yani Allah yine diyorum hepimizin yardımcısı olsun. Evet. Sayın Bayık. Sayın Başkanım bu soru çok sorulmuştur ama bir de ben sorayım, merak ediyorum. Siz aslında... Bu arada bunu da ilave etmek istiyorum. Halkımız, esnaflarımız... Adaylarımızın dürüst siyaset yapmasını istiyor. Yapamayacakları vaatleri vermemelerini istiyor. Halkla dalga geçilmemesini istiyor. Yani Kemal Başkan diyor, az olsun öz olsun ama yapabileceklerinizi taahhüt edin diyorlar. Yani artık bıktık diyorlar. Hep seçim önleri kıyamet gibi taahhütler var ama hiçbiri yapılmıyor veya çok azı yapılıyor. Sonra bir sonraki seçimde bir bakıyorsunuz aynı taahhütler bir daha. Ne olur siz bunu yapmayın diyorlar. Biz sizi farklı görüyoruz. Ben de onlara o sözü verdim. Yapabileceğimiz şeyleri konuşacağız dedim. Ki şu ana kadar da ona çok dikkat ediyorum. Evet. Başkan seçim öncesi sık sık sizinle görüşen biriyim. Ben öncelikle şunu sormak istiyorum. Aslında sizin gündeminizde çok fazla siyaset yoktu ve öncesinde de bu seçimler öncesinde siyasete bulaşmış biri değildiniz. Evet. Bir Şanlıurfa'ya hizmet etme anlamında Şanlıurfa Spor'la bu işe girdiniz. Daha öncesinde bir esnaf oluşunuz vardı ve esnaflıkta da
Gerçekten çok güzel bir duruşunuz vardı. Ardından Urfa Spor Kulübü'nü yönettiniz ve başarılı bir işe imza attınız ekip arkadaşlarınızla birlikte. Siyasete girmek fikri nereden çıktı? MHP nasıl oluştu? Biraz bize bunları paylaşınız. Hem bize hem ekranları başında bizi izleyen izleyenlerimize. Kemal Saraçoğlu'nun siyasete girişi nasıl oldu? Şimdi siyaset aslında hiç düşünmüyoruz desek yalan olurdu. Muhakkak düşüncemizde vardı ama bu dönem düşünmüyordum. Ki yabancı aday, memlekete yabancı bir aday dayatma yapılınca. Yani bir baskı mı oluştu? Yok, yabancı bir aday dayatması olunca burada bir Şanlıurfalı olarak kendimi bu işi bir görev kabul ettim. Halkımızdan da istekler oldu ve bu görevi kabul ettim. Şu anda da inanın çok mutluyum. Böyle bir görevi kabul ettim. Böyle bir uğraşıyorum. Yani ilimizi Urfalı bir arkadaşlar yönetsin veya bizim kazanmamız da çok önemli değil. Biz diyoruz kim kazanırsa kazansın. Yerel seçimde memleketimizi Şanlıurfalı biri yönetsin. Onun mücadelesini veriyoruz ve yine diyorum ben 30 Mart akşamı inanın en rahat kişi ben olacağım. Çünkü bir görev yapıyorum. Ben inanıyorum Şanlıurfa halkı da bu görevde beni yalnız bırakmayacaktır. Seçimler daha çok olacak, gelecek, geçecek ama bu farklı bir seçim. Ben yine diyorum Şanlıurfa bir sınavdan geçiyor. Şanlıurfa'ya bir dayatma var. Biz bu dayatmayı kabul etmiyoruz. Yarın Urfalı hemşerilerim, arkadaşlarım ya işte bir Urfalı vardı da oy mu vermedik denmesin diye ben bugün adayım. 30 Mart'ta da hepimiz bir sınavdan geçeceğiz. Ben inanıyorum ki tek amacımız var, Türkiye'ye Şanlıurfalıları güldürmeyelim. Yani bu başkanlık çok önemli bir şey değil. Yeter ki Türkiye'ye Şanlıurfalıları güldürmeyelim. Bu seçim o anlamda çok önemli bir seçim. Ben de Şanlıurfalı kardeşlerimin, hemşerilerimin buna çok dikkat edeceğine inanıyorum. Evet. Efendim son dönemlerde genel başkanınız Sayın Devlet Bahçeli kamuoyunda gerçekten takdir toplayan açıklamalar yaptı. Özellikle gerilimin düşmesi anlamında, ortamın yumuşatılması anlamında çok güzel mesajlar verdi. Bu da tabii ki kamuoyunda takdirle karşılandı. Keza siz de Şanlıurfa seçim çalışmalarını yaparken hep olumlu, hep böyle seviyeli bir siyaset yapmayı tercih ettiniz. Neler diyeceksiniz bununla ilgili? Biz çünkü seçime böyle sayılı günler kaldı. Seçim yaklaştıkça aslında üslup da sertleşiyor. Ama bakıyorum hem sizin partiniz hem siz böyle hep dikkatli gidiyorsunuz. Neler diyeceksiniz? Şimdi biz 2,5 ay önce sahaya çıktığımızda nasılsak yine aynıyız. Her zaman ilk günkü duruşumuzun da arkasındayız. Hiçbir zaman değişmedik, değişmeyeceğiz de bundan sonra. Tabii Genel Başkanım Sayın Devlet Bahçeli gerçekten bu konuda hem bizlerin hem Türkiye'nin takdirini topluyor. Özellikle son sokak olaylarında Genel Başkanımızın verdiği demeçler gerçekten takdire şayandır. Ben bu konuda da Genel Başkanıma, Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak ben de teşekkür ediyorum. Yani inanın Genel Başkanımız bu konuda tüm Türkiye'nin takdirini kazanmıştır. Tabanına sahip çıkmıştır. Ve son yıllardaki sokak olaylarının hiçbirinde hemen hemen MHP yoktur. Kesinlikle ben Genel Başkanıma teşekkür ediyorum bu konuda. Evet. Efendim seçim vakti projeler, proje açıklayanlar çok alır. Muhakkak ki sizin de bir ekibiniz olacak ve projeleriniz vardır. Ama ben insanları çok fazla projelere boğmanızı istemiyorum veya çok fazla projelerden bahsetmenizi istemiyorum. Sizin böyle ana başlıklar halinde çok kısa projeleriniz hakkında bize bilgi verir misiniz? Şimdi projeler artık vatandaşı hem sıktı hem de inanırlığını kaybetti. Ama biz yine de tabii başlıklar adı altında birkaç projemizi anlatalım. Biz kentsel dönüşüme çok büyük önem vereceğiz dedik. Zaten ilk projemizi bu ekranlardan anlatırken bir master planımızın olduğunu, birinci derecede Koru Kent'i kentsel dönüşüme alacağımızı söyledik. Çünkü oradaki binaların güvenli olmadığını söyledik.
Ondan sonra Ferahkent, Yeşildirek ve Sırrın sırasıyla master planımıza göre kentsel dönüşüm yapacağız dedik. Bu hemen hemen Şanlıurfa'nın dörtte birine eşdeğer bir kentsel dönüşüm. Ama tabii kentsel dönüşüm bu bölgede yaparken biraz sıkıntılı bir bölge. İşte hala eski sanayide kentsel dönüşümü gerçekleştiremediler. Bunu görüyorsunuz. Mesela biz bu konuda biraz daha profesyonel bir kentsel dönüşüm düşünüyoruz. Örneğin TOKİ'ye verilmiş eski sanayide kentsel dönüşüm. Şimdi örneğin bir arsanız olduğu zaman müteahhide %50 ile veriyorsunuz. Bir arsanız olduğunda bir müteahhide %50 ile veriyorsunuz. Ama TOKİ'ye verdiğiniz zaman %14'ten veriyorsunuz. Yani ortalama TOKİ'nin gideri %14'e tekabül ediyor. Yani %14 ile arsayı almış oluyor TOKİ. Esnafa işte eski sanayide 1000 lira rayiş bedeliyle metrekareye 1000 lira vererek esnafı iş yerine elinden alıp veya gücü yetmiyorsa daha büyük metrekareler önerip ya bu paranın farkını ver ya da iş yerini metrekaresi 1000 liradan elinden alıp bir kentsel dönüşüm gerçekleştiriyorlar. Biz şayet Allah izin verir de biz belediye alırsak biz belediye çatısı altında kentsel dönüşümü yapacağız. Yani bir konut anonim şirketi adı altında bir inşaat firmamızı kuracağız. Ve burada hem işsizlere iş istihdamı sağlayacağız hem de kendimiz kentsel dönüşüm yaparak daha kolay kentsel dönüşüm yapacağız. Yani 120 metrekarelik bir ev alıp vatandaşa 120 metrekare bir ev vereceğiz hiçbir bedel almadan. İş yerini alacağız, aynı ölçüde iş yerini vereceğiz. Burada da en ufak bir sorun çıkmayacak. Hem belediye para kazanacak, hem vatandaşımız kazanacak. Hem de işsizlere iş vermiş olacağız. Yani biz kentsel dönüşümü biraz bölgemize özgü ve belediyeyi de düşünerek, vatandaşı da düşünerek yapacağız dedik. Kentsel dönüşüm bizim en önemli projelerimizden biri dedik. Ve şu anda da anlattığım gibi master planında önce Korukent'i, sonra Ferahkent ve Yeşildirek Sırrı'nı düşünüyoruz kentsel dönüşümde. Ve biz bunu inşallah başaracağız. İkinci bir projemiz kesinlikle Konut Urfa'nın çok önemli bir sorunu. Yani gerçekten Urfa'daki ev fiyatları bana göre Türkiye'nin en pahalı ev fiyatları. Bugün bir ev 1 trilyon 250 milyara kadar ev fiyatları var. Bu çok uçuk rakamlar. Hemen yanı başımızda bir Gaziantep'de daha gelişmiş bir il olmasına rağmen ev fiyatları bizim yarımızda. Hatta yarının da biraz altında. Bu da aşırı bir Şanlıurfa'da arsa rantçılarının olduğunu gösteriyor. Biz bir defa bu rantçı kardeşlerimize iyi bir mücadele edeceğiz. Ve bir takım tarım arazisi olmayan büyük bir bölümü imara açacağız. Zaten 10 bin konutluk bir projemiz var dedik. Ona ilave olarak da 5 bin konutluk stüdyo daire projemiz var dedik. Yani toplamda 15 bin konut. Bunu da 3 etap şeklinde yapacağımızı söyledik. Yani her ilçeye 5 bin şeklinde, 3 merkez ilçeye 15 bin konut projemizin olduğunu söyledik. Gençlerimize kesinlikle çok önem vereceğiz. Bugün bakıyorsunuz liselerin önünde artık uyuşturucu ilaçlar satılıyor. Bakıyorum ben bu seçim çalışmalarında çok üzülüyoruz. Liseden çıkan çocuklarımızın hemen hemen %50'sinin elinde sigara. Yani bu gençlerimizin, gençler bizim geleceğimiz için çok önemli. Onlara yönelik projelerimiz var. Böyle gençlik projesi adı altında. Bunları önleyici projeler oluşturulabilir. Kesinlikle çok gençler bizim geleceğimiz, onlara yönelik muhakkak projelerimiz olacak. Sosyal anlamda gençlerimizi sokaklardan, kötü alışkanlıklardan çekmemiz lazım. Mesela semt sahalarımız hiç yok. Örneğin Lüne Park, Harikalar Diyarı, o tür eğlence ortamlarını yaratmamız lazım. Bir hayvanat bahçesi olması lazım ki bunlar hep bizim projelerimizde var. Yani gençlik projesi adı altında çok bunu geliştirerek daha da çoğaltabiliriz. Projelerimiz var. Tabii Disneyland sözü verildiği yerde biz bunları anlattığımız zaman televizyonu başında izleyen halkımıza bunlar basit projeler geliyor. Halbuki yapılması aslında keşke bu söylediklerimizi herkes yapabilse. Yani bakın bu kadar proje üretiliyor. Ben bir 4 yıl veya 5 yıl sonraki seçim öncesi ben tüm partilerin verdiği projeleri tek tek çıkıp
Siyasette de olsak olmasak da bu ekranlarda Şanlıurfa halkına ispatlayacağım. Bakın bizim daha birçok projemiz var. Mesela kültür merkezi Şanlıurfa'da yapacağız dedik. Kongre merkezimiz yok. Güzel bir kongre merkezi Şanlıurfa'ya projemiz de var. Yine uluslararası bir fuar merkezimiz yok. Onu muhakkak gerçekleştirmemiz lazım. Bugün artık uluslararası fuar merkezi olmayan büyük şehirler hemen hemen yok. Şanlıurfa'ya da muhakkak bir fuar merkezi kazandırmalıyız ki Şanlıurfa'ya dış ülkelerden iş adamlarımız daha çok gelsin, daha çok hem bu yönde otellerimiz iş yapsın, hem esnafımız iş yapsın, hem ticari gelişmelerimiz artsın. Yani biz dış ülkelere gidelim. Bunun için de uluslararası bir fuar merkezi muhakkak şart. Onu da projemizde var. Yine sosyal faaliyette bir tiyatro salonumuz yok. Geçen işte o Keşanlı Ali Tiyatrosu'nu gidip çok kötü bir ortamda seyrettik. Gerçekten ilginç. 2 milyonlu bir şehirde hala bir tiyatro salonu yok. Bir tiyatro salonu var projelerimiz arasında. Mesela ticaret merkezi yok Şanlıurfa'da. Bakıyorsunuz gelen iş adamı kardeşlerimiz fabrika köşelerinde ticaret yapmaya çalışıyor. Oysa ki büyük firmaların Şanlıurfa'da merkezde bir ticaret merkezi olmalı. Dışarıdan gelen iş adamlarımız bu ticaret merkezinde iş görüşmelerini yapabilmeli. Bu konuda da çalışmalarımız var. En önemlisi Şanlıurfa'nın en marka değeri olan Şanlıurfa Spor'a daimi bir gelir sağlayacağız belediye olarak. Ve en geç 2 yılda da Süper Lig sözü veriyoruz. Bunu gerçekleştireceğiz. Yine spor çok önemli. Yani gençlerimizi sokaktan, kötü alışkanlıklardan çekebilmemiz için amatör spor kulüplerine çok değer vermemiz gerekiyor. Yani işte daha önce de anlattım, şehir dışında Yenice'de alın size bir top, bir forma, gidin top oynayın. Başkanım, aslında şu spor konusuna girmişken şöyle bir de eski göz ağrınız Şanlıurfa Spor'dan da bir bahsedelim mi? Onu sonra konuşalım, ben evet, şimdi projelerimi tamam. Anlatayım. Amatör spor kulüplerine destek amaçlı amatör evi yapacağız dedik. Yani bir defa amatör spor maçları kesinlikle Şanlıurfa merkezde oynanmalı ve bir bayram havasında oynanmalı. Anonslar yapılmalı, halkımız gidip izlemeli. Yani alın size bir top, bir forma, gidin Yenice'de oynayın demekle amatör spor kulüplerine yani bir şey yapmamış olursunuz. Spordan da soğurlar. Oradan futbolcu da çıkaramazsınız. Onun için amatör spor kulüplerine, başkanlarına sürekli toplantılar yaparak ihtiyaçlarını soracağız. Yani belediye olarak bir defa amatör spor kulüplerine çok büyük önem vereceğiz. Artı her branşta spor kulübümüz olacak. Her branşta. Yani yalnız futbol değil. Basketbolda, voleybolda, yani birçok anlamda sporda branş katılım sağlayacağız. Bir üstlüğe çıkmaya çalışacağız. Yani sporu her branşta yapmaya özen göstereceğiz. Çünkü bugün futbolu sevmez ama masa tenisi oynar. Masa tenisi takımı kuracağız. Yani sporu her anlamda Şanlıurfa'da temsil edilmesini sağlayacağız. Onunla ilgili çalışmalarımız olacak. Bununla ilgili ben 2 tane ilçemize daha önce 3. lig sözü vermiştim. Viranşehir ve Siverek Spor'a. Biz buna Birecik Spor da ekledik. Birecik'te de spora aşırı bir ilgi var. Geçen cumartesi Birecik halkına da bu sözü verdik. Aşırı bir talepleri var. Birecik Spor'u da buraya ekleyerek 3 tane ilçemize 3. lig sözü verdik. Yine biz şayet belediyeyi Allah izin verir de kazanırsak hiçbir ilçeyi ayırt etmeyeceğiz. Yani A parti, B parti ayırmadan tüm ilçe belediye başkanlarımızla koordineli bir şekilde çalışacağız. Eşit hizmet vereceğiz. Bu bizim partiden, şu başka partiden diye ayırt etmeyeceğiz. Tüm ilçelerimizin ihtiyaçlarına kendi belediyemiz gibi koşacağız, ilgileneceğiz. Tüm ilçe başkanlarımla çok koordineli bir şekilde çalışacağız. Biz kazanırsak bu sözü de veriyoruz. Yine 11 Nisan stadımız, oraya bir suni göl projemize suni göl sözü vermiştik. Yeşil bir alanla beraber. Biz 11 Nisan'la beraber en az 4 tane Şanlıurfa'ya suni göl yapacağız. Yine yeşil alanıyla beraber bu sözü veriyoruz Şanlıurfa'ya. Yine raylı sistem sözümüz var. Osman Bey kampusundan havaalanına kadar
Osman Bey'den Toki'ye kadar raylı sistem sözümüz var. Onu gerçekleştireceğiz Allah izin verirse. Yeşil Şanlıurfa diyoruz. Yeşil Şanlıurfa diyoruz. 23 milyon fidan dikmeyeceğiz. Ama 10 milyon fidan sözünü veriyoruz Şanlıurfalılara. Evet. 5 yılda 10 milyon fidan dikeceğiz Şanlıurfa için. Yeşil Şanlıurfa diyoruz. Başkanım, biraz da aslında projelerle şimdi bir duralım isterseniz. Anketlerle ilgili ben sormak istiyorum. Bu arada anketlere değinmişken de zannedersem geçtiğimiz günlerde şimdi anketlerle ilgili geçen Sayın Tayfun Taliboğlu AK Parti %29,8 dedi. Bizim Milliyetçi Hareket Partisi'nde %26. Cumhuriyet Halk Partisi'nde %31 gibi gösterdi. Geçtiğimiz günlerde de Sayın Taliboğlu Urfa'daydı bu arada. Evet. Tayfun Taliboğlu iyi bir gazetecimiz. Evet. Yılların gazetecisi. Bu arada Sayın Tayfun Taliboğlu'nu telefonu da aslında bağlayabiliriz. Hem o anketiyle ilgili hem de Şanlıurfa izlenimleriyle ilgili bir düşüncelerini almak isterim. Evet, alalım o zaman. Evet. Alo. İyi akşamlar Sayın Taliboğlu. İyi akşamlar sevgili Faruk. Bu arada programımıza hoş geldiniz. Stüdyo konuğum Sayın Kemal Saraçoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı. Efendim geçtiğimiz günlerde Urfa'daydınız. Urfa'da aslında bir seçim analizi de yapma fırsatı buldunuz. Ve bu arada bir anket açıklamanız oldu. Neler diyeceksiniz tüm bunlarla ilgili? Bir kere Kemal kardeşime çok başarılar diliyorum. Gerçekten Şanlıurfa'nın hani bizim oraların deyimiyle güzel bir evladı. Herkesin çok sevdiği. Hatta orada konuştuğumda şunu diyorlardı. Abi oy versinler vermesinler ama Kemal Saracoğlu adam gibi adamdır diye. Bu çok önemli bir olaydır. Ve konjonktür de oraya doğru kayıyor. Yani Milliyetçi Hareket Partisi Şanlıurfa'da görmediği bir oy oranını görecek mi eminim zaten. Artı orada gördüğüm zaten AK Parti BDP'ye hediye eder bir tavırda belirlediği için bu arada Anadolu'nun birçok yerinde olduğu gibi bir takım oylar MHP'ye kayıyor. Yani MHP bu seçimde en çok oyunu artıran parti olacak gördüğüm kadarıyla. Yani yaklaşık son bir ayda 21 bin kilometre yaptım ve tüm illerde konuştum. Bunun dışında bu %29 AK Parti oyu benim anketim değil aslında. Bu başbakanlığın kendi yaptırdığı bir anket. Ben bunu içeriden gazeteciliğimle aldım. Zaten kimse de itiraz etmedi buna. Bütün zaten telaş da buradan kaynaklanıyor AK Parti'de. Çünkü %29 zaten başbakanın tavrından da belli bu. Çünkü başbakan önceleri işte %50 sonra %38'in altı. Şimdi de birinci parti olmazsam giderim noktasında. Ha, 29 olmaz da 30-31 olur ama kendi yaptırdıkları ankette çıkan %29'dur. Şimdi ben Twitter'da bunu yazdığımda bir takım arkadaşlar kızıyorlar, sövüyorlar, bağırıyorlar, çağırıyorlar. Ben diyorum ki bir ankettir, kabul edersin, inanırsın, inanmazsın, ayrı meseledir. Fakat yani şimdi bu kadar oy kaybı, bu kadar rezalet varken bu ülkede, bugün meclisteki olaylar da ortadadır. Özellikle Sayın Faruk Bal çok güzel bir konuşma yaptı. Yani insanların vicdanı çok önemlidir. Yasalar ya da işte polisin yerlerini değiştirerek, savcının yerini değiştirerek kendinizi atlayabilirsiniz ama vicdanlarda aklanamayacağı bu iş artık kesindir. Çok da güzel konuşmalar oldu. Yani amacına ulaşmış oldu aslında meclisin toplanması. Yoksa tezkere şeyin fezlekenin okunup okunmaması değildi mesele. Orada bu konu görüşüldü ve AK Parti milletvekillerinin birçoğunun da suskunluğu dikkati çekmedi değil. Çünkü onların içinde de bu yolsuzluğu ve rüşvet içine işlerine sindiremeyenler, hazmedemeyenler çoğunlukta. Başbakan şimdi diyor ki birinci parti olmazsam giderim. Yani %29 bilemediniz, hadi %29,8 olsun, 30 olsun, 31. Yani %50 demek için şimdi düşünün ki birçok insana sokakta siz de rastlıyorsunuz. Ben oy vermiştim, şimdi vermeyeceğim diyen. Yani bu oyu alması mümkün değil zaten. Yani öyle bir kıtayı kendilerine koyuyorlar ki zaten baştan bu gidişin işaretidir. Evet. Mesele bu. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Programımıza bu güzel bilgilerinizi paylaştığınız için.
Sağ olun. Urfa'yla ilgili neler diyeceksiniz? Valla BDP ile MHP arasında geçer diye düşünüyorum ben normal şartlarda. Çünkü Urfalılar inanmış insanlardır. İnançlı insanlardır. Bugün Egemen Bağış'ın sosyal medyaya düşen tapelerinde dinle bu kadar dalga geçen bir partiye, bakın oradaki gazeteci arkadaş belki diyorlar, o orada biraz kafa yapıyor tabii Egemen Bağış'ta. Ama zaten o gazetecidir. O kalkıp da o istemedi. Biz inananların yanındayız, şunun yanındayız. Dinle bu kadar dalga geçen, görünmeyen noktalarda insanları bu kadar rencide eden Fazıl Say Egemen Bağış'ın dediğini dememişti zaten. Fazıl Say bir şairin Hayyam'ın sözlerini almıştı. Aforoz etmeye kalktı AK Parti. Başbakan kürsülerden bağırdı, çağırdı. Şimdi düşünün, bu sadece bir örneği. Yani bunların takiye yaptığı anlaşılmıştır. Şanlıurfa'nın artık bundan sonra herhalde AK Parti ile bir iş olmaz diye düşünüyorum. MHP ile BDP arasında geçecek bir seçimdir. Hayırlı olsun diyorum. Efendim teşekkür ediyoruz bu fikirlerinizi bizimle paylaştığınız için. İyi akşamlar diliyoruz size. İyi akşamlar Tayfun Bey. Saygılar. İyi akşamlar Kemal Bey. Görüşürüz kardeşim. Şimdi efendim, Sayın Talibeoğlu'nu dinledik. Şimdi Tayfun Talibeoğlu'nu dinledik. Evet, bakın 29.8 diyor AK Parti'nin anketi ve bunu içeriden aldım diyor. Şimdi gelelim artık programa, başlayalım mı Sayın Bayık? Evet, buyurun efendim, dinleriz. Şimdi Bozova'ya neden Disneyland sözü verildi? Ama son günlerde kamuoyunda da çok çeşitli bir dakika, anketlerde dolaşmakta. Şimdi bakın ne diyor, yalanlama olmadı diyor. Ben evet. Şimdi anketi bilmiyorum. Ben Tayfun Bey açıkladı bunu. AK Parti'den de bir yalanlama gelmedi. Ben içeriden aldım diyor. Şimdi bakın artık programa başlayalım. Bakın Disneyland sözü Bozova'ya neden verildiğini şimdi anladınız mı? Veya 4 yılda 400 proje bitmeden 5 yılda 763 proje dün gece sunuluyor. Şimdi artık buna Urfa halkı inanıyor mu? Bence bunlar artık bana göre proje değil, panik projeler. Panik proje. Bunların adını panik projeleri koyalım. Dün gece mesela bir proje. Mersin'den uçak kaldıracaklarmış. Tugay oradan çıkarsa Tugay'ın yerini göl yapacaklarmış. Oraya yüzen uçakla turist indireceklermiş. Yani bilmiyorum, ben mi yanlış anlıyorum? Veya Bozova'ya Disneyland. Yani Bozova'da bugün Çatak'ta bir misafirhane var. Maalesef içinde tuvaleti yok. Geçen hafta Bozova'nın yollarını gösterdim. Bozova'yı anlattık ve dedik ki 2009'da AK Parti'nin tek aldığı ilçe. Yani hadi 10 tane ilçenin içerisinde tek aldığı ilçeye belki bir vefa gösterilir, hizmet gider. Hiçbir şey gitmemiş. Büyük bir köy diyoruz Bozova için. Yani bakın kendi kazandığı yere de bir şey yapmamış. Hani diyorlar ya, yok iktidar alırsa şöyle olur böyle olur. Biz onun da öyle olmadığını Bozova'yla anlatıyoruz. Tek aldığı ilçede bile hizmet gitmemiş. Bugün o ilçeye Disneyland sözü veriliyor. Herhalde Disneyland artık yapamayacağını anlayınca bu sözü veren yetkili. Şimdi Urfaland diye onu değiştirmişler. Yine işte Mersin'den uçak kaldırmalar. Daha şu anda Tugay'da, bilmiyorum Şanlıurfalı kardeşlerim, hemşerilerim. Şu anda Tugay'a bir ordu evi inşaatı yapılıyor. O ordu evinin ne zaman biteceği belli değil. Yani o bina bitecek, ne zaman Tugay oradan çıkacak, ne zaman oraya göl yapılacak, ne zaman Mersin'den yüzen uçaklarla turist indirilecek. Yani daha neler anlatacaksınız? Yani 400 artı 763, 1163 mi yapıyor? Bunun kaçı yapıldı veya bu projeler 40 yılda mı bitecek? Bakın biraz önce bir takım projeler saydım. Aslında çok önemli projeler. Bugün diyoruz ki kentin dörtte birine kentsel dönüşüm yapacağız diyoruz. Çok modern, çok donanımlı lunaparklar yapacağız diyoruz. Harikalar diyarı yapacağız diyoruz. Şunu yapacağız, bunu yapacağız, raylı sistem yapacağız diyoruz ama halkımıza sanki basit projeler gibi geliyor. Neden? Çünkü yalan yanlış projeler üretildiği için. Biz yine doğru olacağız. Biz yine yapabileceğimiz şeyleri bu ekranlardan konuşacağız. Panik içinde değiliz. Biz dürüst olacağız. Biz ne proje taahhüt ettiysek biz onları yapacağız Allah'ın izniyle Sayın Bayık. Evet. Şimdi 12 yıl, bakın biraz önce
Sayın Talipoğlu bir konuya değindi. Dedi ki seçim bana göre Urfa'da BDP ile MHP arasında geçecek. Şimdi evlere gidiyorlar, iş yerlerine gidiyorlar. Diyorlar ki Sayın Bayık, MHP'ye oy verirseniz BDP gelir. Halkı korkutuyorlar. Bir korku siyaseti. Peki ben soruyorum Sayın Bayık. Daha geçen 10 tane milletvekili çıkarttınız. Bir önceki dönemde 9 tane, geçen 10. 12 yıl sonra buraya mı geldiniz? Yani 12 yıl sonra, 10 vekilden sonra Şanlıurfa halkına MHP'ye oy verirseniz BDP gelir. Şu hale mi geldiniz be? Yazıklar olsun diyorum. Başka bir şey demiyorum. Evet. Yazıklar olsun diyorum. Peki bunu diyorsunuz. Billboardlara Sayın Şivanperver'in, Sayın İbrahim Tatlıses'in resmini asıyorsunuz. Peki bu billboardlar girdikten sonra nasıl böyle bir siyaset yapabiliyorsunuz? Yani bu nasıl bir çelişki Sayın Bayık? Veya 12 yıldır, şimdi yine birçok billboardlar görüyorum. Yok mevsimlik göçü kaldıracağız, yok şunu yapacağız, yok bunu yapacağız. Ya Sayın Celalettin Güvenç, 12 yıldır iktidardasınız ya, ben iktidarda değilim, siz iktidardasınız. 10 tane 9 vekil geldi yapamadı. 10 vekil geldi yapamadı. 2 dönemdir AK Parti belediyesi 1,5 dönem yapamadı. Bizim Celalettin Güvenç yapacak. Yani biz mi iktidardayız? Yani iktidarda olan sizsiniz. Bu kadar taahhüt veriyorsunuz. 5 yıl önce verdiğiniz taahhüdü bir daha veriyorsunuz. Yani bunu yapacak olan sizlersiniz. Bence bu kadar taahhüt, bu kadar proje üreterek bir önceki dönemler hiçbir şey yapmadığınızı belirtiyorsunuz. Ben şimdi bunu beklerim. Bu 400 proje bitmiş, sözler tutulmuş. Bugün 763 proje daha sunuluyor. Ya helal olsun biz de deriz. Ama geçen programda anlattık. Yani artık gerçekten Sayın Bayık, inanın halkla dalga geçmeyelim. Bakın uçak inecek, şu kalkacak, bu edecek. Yani... biz yine diyoruz bakın millet perişan, iş yerleri kapanıyor, esnaf iş yapamıyor. Yani gelin esnafa bir proje üretin, bu halk nasıl canlanır, ticaret nasıl canlanır, bu piyasaya para nasıl girer, halk nasıl çekini öder. Gelin bunları konuşalım. Gelin bunları konuşalım. Yani biz artık yüzen uçak, kara koyunda sandal keyfi, biz bunları bırakalım artık. Evet. Efendim teşekkür ediyoruz. Başkanım bir de artık programın sonuna geldik. Şanlıurfa Spor'u sormak istiyorum. Şimdi biraz da turizm hakkında konuşalım. Mesela örneğin bir Göbekli Tepe. Şimdi bizim en büyük projelerimizin içerisinde de turizm var. Mesela ben turizmle ilgili çok mükemmel bir master planıyla ben Şanlıurfa'ya gelen turist sayısını en az 20 kat arttıracağım. En az bakın 20 kat diyorum. Nasıl yapacaksınız bunu? İşte master planımızı hazırlayacağım. Ya en basit bir örnek verelim. Bugün Göbekli Tepe, yani dünyada herkesin konuştuğu bir Göbekli Tepe. Birçok Avrupa ülkesinde Göbekli Tepe televizyonlardan gösteriliyor, yayınlar yapılıyor. Peki bu yapılırken Şanlıurfa 19 yıl önce bulunan bu Göbekli Tepe'yi ne yapmış? Bir tane tesis dahi yok. Bakın geçen programınızda Göbekli Tepe'yi gösteren tabelayı gösterdim. Kırık bir tabela. Yani bunun gibi Urfa'nın her yeri turizm, her yeri tarih. Gelen turist sayısı çok komik. Bugün milli eğitimde sondan ikinciyiz, sonuncuyuz. Bugün her konuda gerideyiz. Yani gelin bunları konuşalım. Bir canlı yayın yapın. Sayın AK Parti adayı gelsin. BDP adayı gelsin. Buyursunlar konuşalım. Tartışalım. Yani böyle vaatler vererek, söze vererek, tehditlerle bir yere varılmaz. Şimdi buyurun bir şey mi diyeceksiniz? Evet. Efendim. Mesela taşeron işçilerimize gelelim. Bugün yine başkanım, taşeron işçilerimiz. Süremiz daralıyor. Taşeron işçilerimize söyleyelim. Ondan sonra Şanlıurfa Spor'u söyleyelim ve programı kapatacağız çünkü. Buyurun efendim. Şimdi taşeron işçilerimize bugün yine toplamışlar. Bir imza atın. Çıkış. Hayır, sizin bunlara bir çözüm öneriniz var mı? Şimdi biz geçen önerimizi sunduk. Dedik ki biz seçimi kazanırsak taşeron işçilerimize sözleşme hakkı vereceğiz dedik.
onları taşeronluktan kurtaracağız dedik. En az bir taşeron işçiye 1 milyar 200 maaş vereceğiz dedik. 1200 lira maaş vereceğiz dedik. Yani yazık, bu insanlar bugün yine toplanmışlar, şuraya imza at, şuradan şunu çıkar. Ya yazık, şu 846 lira alıp da dünyanın işini yapan şu işçi kardeşlerimize yazık. Gerçekten yazık. Yani taşeron işçilerimiz hiç merak etmesin. Ben yine diyorum, ben Kemal Saracoğlu olarak söz veriyorum. Biz bu seçimi kazanırsak, biz taşeron işçilerimize kesinlikle kanunlar çerçevesinde sözleşme haklarını vereceğiz. Efendim, Urfa Spor'umuzun bugününü nasıl değerlendiriyorsunuz? Urfa Spor geçen hafta önemli bir galibiyet aldı. İnşallah bu hafta da Balıkesir Spor'u yenecektir. Biz Urfa Sporluyuz. Ben Urfa Spor'u seviyorum. Biz Urfalıyız ve ben Urfa milliyetçisiyim. Ben inanıyorum bu hafta da Balıkesir Spor'u yenecek ve artık ligde kalacaktır. Ben zaten o sıkıntılı günlerinde de Şanlıurfa Spor küme zaten düşmez dedim. Evet. Kimse merak etmesin. Şanlıurfa Spor çok da yani çok iyi ve çok kötü de bir takım değil. Tam bulunduğu yeri hak eden bir takım şu an şu kadro yapısıyla. Onun için Balıkesir Spor'u da yenecektir. Ben son olarak da yine bir şeyle günü kapatmak istiyorum Sayın Bayuk. Adamın biri balık almaya gitmiş. Balığı almış eline, kuyruğunu koklamış. Balıkçı demiş ki, kardeşim sen ne yapıyorsun? Niye balığın kuyruğunu kokluyorsun? Demiş ki, balık kokmuş mu diye bir bakacağım demiş. Demiş, ya sen hiç balıktan anlamıyor musun demiş. Balığın kuyruğu koklanır mı? Balık kokmuş mu kokmamış mı diye anlamak için baş kısmını koklaman lazım demiş. Vatandaş demiş ki, yav demiş, ben balığın artık başının koktuğuna inanıyorum da acaba kuyruğuna kadar gelmiş mi ona bakıyorum demiş. Evet. Sayın Bayık. Güzel bir hikayeydi. Evet. Efendim teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. İnşallah daha seçime kadar yine birlikte olacağız. Daha bayağı anlatacağımız projelerimiz var ama herhalde biz çok zor şartlarda siyaset yaptığımız için yine süremiz mi doldu? Daha çok başkanım süremiz var. İnşallah bugün, daha seçime bugün, kadar bak, da 10 gün var. Bu 10 günde yine çıkacağız yani. Bizlere böyle milimle süre veriyorsunuz. Evet. Yine süremiz doldu. İnşallah Urfa'da da elektrikler işte yine sönmemiştir. Bizleri izlemişlerdir. İnşallah. Ben bu duygu ve düşüncelerle Sayın Faruk Bayık teşekkür ediyorum. Tüm hemşerilerime de iyi akşamlar diliyorum. Sağ olun. Size çok teşekkür ediyorum. Evet sevgili izleyicilerimiz, Objektif'te Şanlıurfa'nın bu akşamki konuğu Milliyetçi Hareket Partisi Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Mustafa Kemal Saraçoğlu'ydu. Biz Sayın Saraçoğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Az sonra başka konu ve konuklarla arkadaşlarım Güneydoğu TV'de sizlerle birlikte olacak. Hepinize iyi akşamlar.